Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün geometrik cisimlerle ilgili etkinlikler yapacağız. Bu etkinliklere ilgili şimdi baktığımız zaman mesela geometrik cisimlerin isimlerini bir inceleyecek olursak buradaki ilk geometrik cisimimiz nedir? Sizin de bildiğiniz gibi zaten biz bunları daha önce dersimizde işlemiştik. Şimdi bunlarla ilgili bir çözüm yapalım. Küreye örnektir. Burada 8 köşesi, 12 ayrıtı, 6 yüzeyi. Fakat 6 yüzeyi de karesel bölge olduğu için küp örnektir. Burada gene aynı şekilde küpün ve bu prizmamızın neden prizma adını veriyoruz? Yan yüzeylere dikdörtgen olan şekillere, geometrik cisimlere prizma adı veriyoruz. Alt ve üst tabanı kare olduğu için kare prizma diyoruz. Prizmalar isimlerini alt ve üst tabanlarından alırlar. Küp ise evet, özel bir geometrik şekildir. Burada alt ve üst tabanı daire, yan yüzey dikdörtgen. Burada dikdörtgeni siz görmüyorsunuz. Fakat çalışmamızda ne yapmıştık? Açılmış şekli dikdörtgene örnekti. Evet, silindir. Burada tüm yüzeyleri dikdörtgen olsun. Dikdörtgenler prizması. Koni ve üçgen prizmaya örnektir dedik. Evet. Buradaki çalışmamızda mesela küpe örnek olarak ne verebiliriz? Kutuyu verebiliriz. Dikdörtgenler prizmasına örnek olarak dolabı verebiliriz veya buradaki bakın bir klasörü verebiliriz. Küreye örnek olarak ne diyebiliriz? Burada dünyayı küreye örnektir diyebiliriz. Silindiri örnek olarak ne diyebiliriz? İşte burada bir konserve kutusunu silindiri örnek olarak verebiliriz veya bir boya, sprey boya kutusunu veya parfüm kutusunu. Kare prizma olarak alt ve üst yüzeyi kare, yan yüzeyleri dikdörtgen olarak. Mesela bakın buradaki şu şekil alt ve üst yüzeyi kare olduğu için biz buna kare prizmaya örnek verebiliriz veya buradaki akvaryumun yan yüzeyleri kare olduğu için kare prizmaya örnek verebiliriz. Üçgen prizmaya örnek olarak bakın buradaki şu çalışma hatası yani alt ve üst tabanı üçgen olduğu için üçgen prizmaya örnek olabiliriz veya tabloların çikolatayı da üçgen prizmaya ne yapabiliriz? Örnek verebiliriz. Mesela futbol topu nereye gitti? Küre olarak gitti. Buradaki kuleta nereye gitti? Konya'ya gitmiş oldu. İşte kutu neye örnektir? Küpe örnektir. Mum silindire örnektir diyebiliriz. Buradan baktığımızda toplar küreye örnektir. Dondurma külahı tabii ki koniye örnektir. Bu klasör adamı nereye gidecektir? Dikdörtgen prizmaya gidecektir. Yine başka bir kutumuz dikdörtgenler prizmasına örnektir. Sprey boya kutusu veya parfüm kutusu neye örnektir? Tabii ki silindire örnektir diyebiliriz. Buradaki bir kasa veya klima gibi tam olarak göremedik. Misketler tabii ki küreye örnektir. İşte buradaki kutular örneklerini verebiliriz. Mesela kutular neye örnektir? Küplere örnektir. Buzlar gene küpe örnektir. Konserve kutusu silindire örnektir. Buradaki kutumuz alt ve üst tabanı kare olduğu için kare prizmadır. Buradaki oyuncağımız üçgen prizmaya peynir yine üçgen prizma örnektir. Dünyamız küreye örnektir. Akvaryum kare prizmaya örnektir. Buradaki kukuleta koniye örnektir. Buradaki de kare prizmaya örnektir diye biliriz arkadaşlar. Geometrik cisimleri tanıyalım bakalım. Şimdi buradaki geometrik cisimleri incelediğimizde alt ve üst tabanları kare. Yan yüzeyleri dikdörtgen olduğunda buna ne diyebiliriz? Kare prizma diyebiliriz. Evet, yeşil çıktı ve kare prizmaya örnektir. Buraya baktığımız zaman alt ve üst yüzeyi daire. Yan yüzeyi dikdörtgen olduğuna göre nedir bu? Silindir diyebiliriz ve köşesi, ayrıtı yoktur. Bunu unutmuyoruz. Köşesi ve ayrıtı yoktur arkadaşlar. Şöyle geldik bu tarafa bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Bu şeklimize bakın. Alt yüzeyin daire, yan yüzeyi eğri. Gene köşesi ve ayrıtı yoktur. Çünkü köşe demek ayrıtların birleştiği yerdir. O yüzden bu sivri yerine köşe diyemeyiz. Bunu ne diyeceğiz? Koni olarak isimlendiriyoruz. Buradaki geometrik cisim tüm yüzeyleri kare olduğuna göre 6 tane karesel bölge olduğuna göre nedir? Neye örnektir? Küpe örnektir diyebiliriz. Buraya baktığımızda alt ve üst tabanı şöyle görmüyoruz ama arka tabanı da bunun aynıdır, üçgendir. Yan yüzeylerde 3 tane dikdörtgen olan, toplam 5 yüzeyi olan, 6 köşesi olan ve 9 ayrıtı olan üçgen prizmaya örnektir diyebiliriz. Biz tabii bunları işlemiştik. Canlı yayınlarımızda değiştirdik. Fakat şu anda bir tekrar amaçlı unutmamak için tekrar işliyoruz. Aşağıdaki geometrik cisim hangisidir? Tüm yüzeyleri dikdörtgen olduğunu, alt ve üst tabanı dikdörtgen, yan yüzeyleri dikdörtgen. 6 tane karşılıklı olarak birbirinin aynısı olan dikdörtgensel bölgelerden oluşuyor. Baktığımızda küreye örnek hemen verebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım. Küpün yüzey sayısını söylüyorum. Evet. Şöyle yapalım.
Daha arkadaşlar. Küpün 6 tane yüzeyi. Evet. Küpün 6 yüzeyi, 12 ayrıtı, 8 köşesi bulunmaktadır. Evet arkadaşlar. Kürenin sadece bir tane eğri yüzeyi var. Ayrıtı ve köşesi yoktur. Dikdörtgenler prizmasının evet, dikdörtgenler prizmasının 6 yüzeyi, 12 ayrıtı, 8 köşesi bulunmaktadır. Tanıyalım. Doğru, evet, doğru yanlış şeklinde. Yanlış olan seçeneği işaretleyin. Şekildeki cismin adı nedir? Küptür. Doğru. 5 tane yüzeyi vardır. Yanlış. Karesel bölgelerden oluşuyor. Doğru. Bize ne demişti? Yanlış olan seçeneği işaretleyin demişti. Tebrikler. Evet. Şimdi sıradaki soruya bakalım. Doğru olan seçeneği işaretleyelim. Bir üçgen prizmadır. 6 tane yüzü vardır. Baktığımızda 6 tane yüzü yoktur. 3 tane gen yüzeyi. 6 ve üst tabanı 5 yüzeyi var. 5 tane köşesi vardır. Bu da yanlış. 6 tane köşesi vardır. O zaman nedir doğru cevap? Evet, doğru olanı işaretlediğiniz de evet, hepiniz doğru bildiniz. A seçeneği. Tebrikler. Evet. Doğru olan seçeneği işaretleyelim. 3 tane köşesi vardır. Yanlış. Cismin adı konidir. Doğru. Hemen doğru cevabı bulduk ama diğer şıkkı da okumakta fayda olacaktır. 4 tane yüz vardır. Yanlış. Evet. Tebrikler. Doğru olan seçeneği işaretleyelim. Cismin yüzü yoktur. Yanlış. Cismin yüzü vardır değil mi? Alt yüzü tabanı, üst tabanı, yan yüzeyi de vardır. Cismin adı konidir. Yanlış. Cismimizin adı nedir? Silindir. Köşesi ve ayrıtı yoktur. Köşesi ayrıtı yoktur. Doğru cevap. Tebrikler. Yanlış olan seçeneği işaretleyelim. Cismin adı üçgen prizmadır. Az önce gelmişti. Doğru. 5 köşesi vardır. 5 köşesi değil. 1, 2, 3. 3 tane de burada köşesi var. Şu anda görünen 5 gibi gözüküyor ama burada iç köşesi de vardı. Toplam 6 köşesi var. 5 yüzeyi var. Doğru. O zaman yanlış cevap nedir? B seçeneği. Çok güzel. Tebrikler. Doğru olan seçeneği işaretleyelim. Baktığımızda ne olduğunu görürüz hemen. Küredir. Köşeleri vardır. Hayır. Cismin adı küredir. Doğru. Yüzeyleri karesel bölgedir. Yanlış. O zaman doğru olan nedir? Cismin adı küredir. Evet. Yanlış olanı işaretleyelim. Bakalım bir önce. Nedir bu? Cismin adı kare prizmadır. A şıkkında da öyle demiş. Doğru. 8 köşesi vardır. Tabii ki üst tabanda ve alt tabanda 4'er tane olmak üzere 8 köşesi vardır. 12 ayrıtı vardır. Aha, ben doğrusunu söyledim. Şıkta ne diyor? 6 ayrıtı vardır. O zaman nedir? Yanlış olan o seçenektir. Peki açılımlarına bakalım. Açılımlarını incelediğim zaman arkadaşlar bu bir koniydi. Açılımı nedir? Baktığımız zaman bu 2 tane daire, 1 tane dikdörtgen olan silindirin 6 tane karesel bölgeden oluşan küpü koninin açılımı buradaki şekildir. Doğru. Siz de zaten doğru cevabı bulduğunuzdan eminim. Bu nedir? Silindir. Silindirimin açılımı nedir? Bunun için bir rulo tuvalet kağıdı bittikten sonra şöyle makasla kesip açtığınızda daha rahat beyninde somut olarak oturtabileceksiniz. Çocuklar. Yani onun dikdörtgen olduğunu ne yapacaksınız? Anlayabileceksiniz. Bunları zaten dersimizde işlemiştik. O zaman buradaki silindirin açılımı nedir? Alt ve üst tabana daire, yan yüzeyi dikdörtgendir. Evet. Nedir? Kare prizma. Küp değil. Niye? Yan yüzeyleri 1, 2, 3, 4 tane yan yüzeyi dikdörtgen. O zaman 1, 2, 3, 4 tane yan yüzeyi dikdörtgen ve 6 ve üstü bakın karşılıklı olarak kapatıldığı açılımı kapattığımızda kare prizma olacak. O zaman nedir? C şıkkındaki seçenektir. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Baktığımızda üçgen prizma. Üçgen prizmanın açılımı nedir? Prizma. Prizma dediğimizde yan yüzeyleri gene nedir bakın? Dikdörtgen. Sizi buradaki B seçeneği yanıltmasın. Ve alt ve üst tabanı gene karşılıklı kare prizmada olduğu gibi üçgen. Fakat bunun 3 tane yan yüzey olduğu için ne diyoruz? Bu seçeneği açılım olarak işaretliyoruz. İşte bakın küp. Kare prizmadan farkı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane karesel bölgeden oluşur. Kare prizma ise 4 tane dikdörtgensel bölge, 2 tane karesel bölge. O zaman küpün açılımı A seçeneğinde verilmiştir diyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Bugünkü sunumumuzu sonlandırmış olduk. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın.